Kardeşlerim, millet olarak Ramazan'ın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Yardımlaşma, paylaşma, dostluk, bereket ayı olan Ramazan'ı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bu Ramazan-ı Şerif'i kucaklaşmak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi yeniden hatırlamak, özellikle depremin yaralarını sarmak için bir vesile kılmalıyız. 14 milyon vatandaşımızın hayatını alt üst eden bir felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz, onlara karşı sorumluluğumuzun ve kardeşlik görevimizin bir gereğidir. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Büyükşehir, il ve ilçe olmak üzere toplam 250 belediyemiz depremden en olumsuz etkilenen 7 ilimizde altyapıdan barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesine kadar her türlü gayreti gösteriyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili gerekli adımları atıyoruz. Kardeşlerim, işte bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın, acılar paylaştıkça azalır. Bu gerçekten hareketle bu Ramazan'ı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Bu anlayışla her yıl belediyelerimiz tarafından düzenlenen Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri depremin vurduğu illerimize kaydırma kararı aldık. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz. Ramazan'ın feyzinden ve bereketinden depremzedelerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 AK belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşanan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir. Maraşlı kardeşlerimizi Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferinden mahrum bırakmamak için hep birlikte çalışacağız. Diğer yandan geçici barınma alanlarının kapasitesini çoğaltırken kalıcı konutların inşasına da başlıyoruz. Biraz önce Kahramanmaraş'ımızın çeşitli ilçelerinde inşasına başladığımız konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Maraş'ta tek kalemde toplam 7.353 konut ve 620 köy evinin temelini attık. İnşallah bir yıl içinde temelini atacağımız
diğer konutlarla birlikte bunları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri nasıl Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduysa aynen Ramazan bayramına da kavuşturmasını diliyorum. Bu ay boyunca tutacağınız oruçların, yapacağınız ibadetlerin hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İftarımızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.